Dinle Küçük Adam, Wilhelm Reich. Okuyucunun Küçük Adam'la tanışması. Freud'un psikanaliz alanında en iyi kafa dediği Wilhelm Reich, 1897-1957 yıllar arasında yaşamıştır. Almanya'da doğdu, Amerika'da öldü. Tıp öğrenimini yaptıktan sonra Freud'un öğrencisi, sonra da onun yardımcısı oldu. İnsanın organik yapısı, kültürü ve toplumsal ilişkileri içinde inceleyen Reich, cinsel konuda eski görüşleri Freud'un da içinde olmak üzere eleştirmesi, yıkması ve yeni temel görüşler getirmesi yüzünden Freud'dan daha çok hücumlara uğradı. Tutuklandı, kitapları yakıldı ve ülke ülke sürgün gezdi. Elimizdeki küçük yapıtı 1945-47 yılları arasında Amerika'da yazdı. Wolf'un İngilizce'ye çevirisini Listen, Little Dinle Küçük Adam adıyla yayınladı. Kitabı William Steig çizgiledi. Bu kitap Reich'ın bilimsel olmayan deneme türünden tek yapıtıdır. Küçük Adam her toplumda görülen yazardan çiftçiye, politikacıdan hırsıza, askerden sokak kabadayısına değin her çeşit insanın ortak yanıdır. Küçük adam kendisine her söylenene inanan, ne öğretilirse ona inanan, nereye çekilirse oraya giden insandır. Bu insanın etkin bir konum alması, kurtulması onun bilinçlenmesine bağlıdır. Kısaca dendikte bu küçük adam, bu sıradan insan bilinçlenip kendi kendini yönetmedikçe, kendi alın yazısını kendisi çizmedikçe küçük adam olarak kalacak. Yeryüzü diktatörlerden, sömürgelerden kurtulamayacaktır. İnsanlığın kurtuluşu büyük adamların değil, küçük adamların, açıkçası kitlelerin kendi elindedir. Bizde Cinsel Devrim, Faşizmin Kitle Psikolojisi adlı kitaplarıyla adı yeni yeni duyulmaya başlayan Reich'ın bu yapının da ilgi uyandıracağını umut ediyoruz. Giriş. Dinle, küçük adam. Bilimsel bir belge değil, insan üzerinde bir belgedir. 1945 yılı yazında Orgon Enstitüsü'nün arşivleri için yazıldı ve yayınlanmaya verildi. Bu kitap, bir bilim adamının ve 10 yıllar boyunca sokaktaki insanı gözlemiş olan bir doktorun uğradığı fırtınanın ve kendi içine verdiği kavganın sonucudur. Sokaktaki insanı önce saf bir seyirci olarak, sonra şaşkınlıkla ve en sonunda bu insanın nasıl kendi kendini cezalandırdığını, nasıl acı çektiğini ve nasıl başkaldırdığını, kendi düşmanlarını ve dostlarını öldürenlere nasıl hayran olduğunu korkuyla gördü. Halkın temsilcisi görevini üstüne alıp iktidar sorumluluğunu yüklenirken bile kendi gücünü nasıl kötüye kullanıyor ve daha önce egemen sınıfın bazı sadistleri kendisine acı çektirmişken kendisi bunun daha kötüsünü yapıyor. Küçük insana yöneltilen bu sözler çekiştirmeye ve kara çalmaya karşı sessizce bir karşılıktır. Bu cevabın yazıldığı anda hükümet yetkililerinin politikacılarla ve psikanalistlerle işbirliği yaparak orgon, genital hormonun sağlığını koruması gerektiğini, yerde onun için yapılan araştırmaya saldırdığından kimsenin haberi yoktu. Kara çalarak onu boğmayı denedi ama onun saçma olduğunu kanıtlayamadı. Oysa ki orgon üzerinde yapılan araştırma hayatın ve insan sağlığının büyük bir kısmı ile ilgilidir. Hem bakın, buradaki sözlerimizi tarihsel belgeler doğrulamaktadır. Sokaktaki insanın bir araştırma laboratuvarında nelerin yapıldığını öğrenmesi ve deney sahibi bir psikiyatristin gözünde kendisinin neyi temsil ettiği bilmesi bize gerekli göründü. Sokaktaki insan, otoritenin zararlı isteklerine karşı koyabilecek güçteki tek insan olduğu gerçeğini anlamalıdır. Çalışan, seven, öfkelenen ya da dedikodulara karışan bu insanın hangi sorumluluğu yüklendiği
ona öğretmek gerekir. Bu insan nasıl bir kızıl ya da kara faşist olabileceğini öğrenmelidir. Hayatı korumak ve çocuklarımızı kayırmak için savaşı veren herkes, kızıl ya da kara faşizmin bir düşmanı kesilmelidir. Daha önce kara faşizmin olduğu gibi bugün de kızıl faşizm öldürücü bir ideoloji olduğu için değil, hayat dolu çocuklar yaptığı, sonra da onları sakat bıraktığı, robotlaştırdığı ve aptallaştırdığı için. Çünkü onun için devlet insan haklarından, yalan gerçekten ve savaş hayattan önce gelir. Çünkü doğan bir varlığı korumak bizim için tek umuttur. Eğitimcinin ve doktorun dürüst olmak zorunda kaldığı bir de an vardır. Bu, çocuktaki ve hastadaki hayata karşı dürüst olunan andır. Eğer bu dürüstlüğe titizce bağlı kalınırsa, yabancı politikanın büyük sorunlarına kolayca çözüm yolu bulunacaktır. Bu sözler, rastgele herkesin varlık şemasına hizmet etmek amacını taşımaktadır. Üretici ve mutlu bir bireyin heyecanlı hayatı içindeki fırtınaları ayrıntılıyla anlatmaktadır. Kimseyi inandırmak ya da değiştirmek eleğini taşımamaktadır. Ressamın bir fırtına resmi yapması gibi bir deneyi betimlemektedir. Okuyucu bu deneye bağlı kalmak zorunda olmadığı gibi ona karşı hayranlığını da göstermek zorunda değildir. Okuyucu isterse bunları okur, isterse vazgeçer. Bu sözler bir dileği, bir programı içermemektedir. Bu sözler bir araştırmacı ve düşünür için kişisel tepkilere sahip olma hakkını basitçe bildirmektedir. Ve bu ne bir şair için ne de bir filozof için reddedilmeyen bir haktır. Burada anlatılanlar duygusal vebanın ne olduğunu, onların hareket tarzlarını, bütün ilerlemeleri nasıl engellediklerini ortaya koyuyor. İnsan doğasının derinliklerinde gizli kalan, dokunulmamış hazinelere karşı inancını açıklıyor ve istediği tek şey de insanların içini mutla doldurmuş olmaktır. Hayat, kendi toplumsal ve insan ilişkileri için tertemizdir. Sevilmeye değer ama yine de güncel koşullar tarafından korku altında tutulmaktadır. Hayatın yasalarını gözleyen bizler, onu sevilmeye değer, iyiliksever ve cömert buluyoruz. Duygusal veba, ister iyi bakımlı bir çocuğun olsun, ister ilkel bir insanın doğal davranışa temelden zarar verince, bu ussal bir düzenin kurulması için verilen savaşında en büyük tehlike olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü veba hastası bir birey, kendine özgü düşünüş ve davranışın özelliklerini yine kendine benzer olanlardan benimseyip almaktadır. Sağlıklı bir birey ise herkesi kendine yakın bulmakta ve ilişkilerinin sonucunu da öylece değerlendirmektedir. Veba hastası insan, bütün insanların yalan söylediğine, aldattığına, ihanet ettiğine ve iktidara göz diktiğine inanır. Bu koşullar altında hayatın yararsız ve korkutucu olduğunu bilmem söylemenin gereği var mıdır? Hayat vebaya yakalanmış insan için ne zaman eli açık olsa, onun için damarlarından bütün kanı çekilmiş, sonra da ya alaycılığa ya da ihanete dönmüş oluyor. Ne zaman ona güvense kendini aldatılmış sayıyor. Bu her zaman için böyleydi. Hayatın korunması ve gelişmesi için verilen savaşımda kaçınılmaz olarak çekilen güçlük, onun sağlamlık kazandığı büyük andır. Böyle davranırken, gerçeğe gözü pek bir biçimde bağlı kalındığı takdirde, hayat kendi iyiliğinden bir şey yitirmiş olmayacaktır. Bizim umudumuzu besleyenler, milyonlarca birey arasında bulunan etkin ve dürüst insanlardır. Kitle içindeki sıradan insanı örgütlü yapıdaki ihanetlere iterek karanlık ve tehlikeli çağrılarda bulunanlar yalnızca bir avuç vebaya tutulmuş insanlardır. Kitle içinde yükselen bireyin içindeki duygusal vebanın tohumlarına karşı bir tek ilaç vardır. Bu, onun kendi etkin hayatını kavramış olmasıdır. Hayat insandan yetki değil, insan varlığı içinde kendi payına düşen görevi yerine getirmesini ondan istemektedir. Hayat şu üç sütun üzerine kurulmuştur: sevi, emek
ve bilgi. Duygusal ve bayağı karşı korunmak isteyen herkes düşünce özgürlüğü için hizmet etmesini öğrenmelidir. Düşünce özgürlüğü herkes için güvence altına alındığı zaman ussal düşünce de bunun peşinden gelir. Ve bu önemsenmeyecek bir umut değildir. Sana küçük insan, basit insan, sıradan insan adını veriyorlar. Seni böyle çağıranlar yeni bir dönemin, basit insan döneminin başladığını bildiriyorlar. Bunu söyleyen sen değilsin küçük adam, bunu söyleyen onlardır. Büyük ulusların başkan yardımcıları, başarıya ulaşan işçi önderleri, artık uslanmış burjuva çocukları, devlet adamları ve filozoflar, onlar sana senin geleceğini veriyorlar ama senin geçmişinden endişe ettikleri yok. Son, korkunç bir geçmişin kalıcısının, senin katılın, kendi ellerinin arasında çok büyük bir elmastır. Bunu ben sana söylüyorum. Bir doktor, bir ayakkabıcı, bir teknisyen ve bir eğitimci eğer çalışmak ve kendi hayatını kazanmak istiyorsa kendi zayıflığını bilmelidir. Birkaç yıldan beridir sen yeryüzünün hükümetinde sorumluluk yüklenmeye başladın. Öyleyse insanlığın geleceği senin düşüncene ve senin davranışlarına bağlı. Ama senin öğretmenlerin ve senin efendilerin senin düşündüğünü ve davranışlarına bağlı. Ama senin öğretmenlerin ve senin efendilerin senin ne düşündüğünü ve gerçekten senin ne olduğunu söylemiyorlar. Kendi alın yazını kendi ellerinin arasına alma yeteneğinde olduğunu hiç kimse senin üzerinde kritik edip formüllendirme cesaretini göstermiyor. Sen belirlenmiş bir yönde yalnızca özgürsün. Kendi öz hayatını geliştirirken bütün hazırlıklarda serbestsin. Bütün öz eleştirilerden serbestsin. Hiçbir zaman senin ağzından böyle bir yakınmayı duymadım. Kendi efendim olmayı ve dünyanın efendisi olmamı ileri sürüyorsunuz. Ama yaptığım yanlışlardan dolayı beni uyarmıyorsunuz. Düşüncemden ve hareketimden dolayı beni uyarmıyorsunuz. Kendi otoritelerini küçük adam üzerinde denemeleri için güçlü insanlara güveniyorsun. Ama hiçbir şey söylemiyorsun. Senin adına konuşma yetkisinden dolayı en kötü dileklerinden cesaret almış olan güçlülere ya da güçsüzlere inanıyorsun. Ve seni ilk kez aldatmalarını anlamakta çok geç kalmış oluyorsun. Seni anlıyorum. Seni birçok kereler bedensel ve ruhsal çıplaklığınla maskesiz politik bir partinin üye kartı olmaksızın ve tanınmamış bir kimse olarak gördüm. Yeni doğmuş bir çocuk gibi don katına bir feldmarşal gibi çıplak. Benim önümde dövündüğün, ağladığın, kendi eleklerini, aşkını ve acını bana anlattın. Seni tanıyorum ve seni anlıyorum. Senin büyük geleceğine ciddi olarak inandığım için senin nasıl küçük bir insan olduğunu sana söyleyeceğim. Hiç kuşkusuz büyük gelecek senindir. Öyleyse yapılması gereken ilk şey senin kendi kendine bakmandır. Gerçekte nasılsan kendine öylece bak. Senin küfürlerin, senin temsilcilerin sana ne diyorlarsa onları dinle. Sen sıradan küçük bir insansın. Bu iki sözcüğün çift anlamı üzerine iyice düşün. Küçük ve sıradan. Kendinden kaçma. Kendi kendine bakacak cesaretin olsun. Hangi hakka dayanarak bana ders vermek istiyorsunuz? Senin ürkek bakışlarında bu sorunun doğduğunu görüyorum. Bu soruyu senin süzgün dudaklarında görüyorum küçük adam. Sen kendi kendine bakmaktan korkuyorsun. Kendi kendini eleştirmekten korkuyorsun küçük adam. Sana söz verilen güçten korktuğun gibi ama bu gücün nasıl kullanıldığını öğrenmeye hiç de niyetin yok. Günün birinde kendi benini
başka türlü hissedebileceğini göz önüne getirmek cesaretini göstermiyorsun. Artık yorgun ve başıboş bir köpek değil, özgür bir varlık olabilsen, karanlıktan yana gizli şeyleri değil, büyük gündüzü sevebilsen, sen kendi kendini aşağılıyorsun küçük adam. Kendi hayatın hakkında karar verebilmek için, dünyanın bana ait olduğunu bildirmek için ben kim oluyorum ki kişisel düşünceye sahip olayım diyorsun. Haklısın. Kendi hayatının efendisi olmak için sen kim oluyorsun? Senin kim olduğunu sana söyleyeceğim. Sen kendi canına kendin okuyorsun. Seni gerçek büyük insanlardan ayıran bir tek özellik var. Büyük insanda senin gibi, küçük bir insanda ama o önemli bir niteliksel gelişme gösterdi. Düşüncelerindeki ve eylemlerindeki zayıflığın nereden geldiğini öğrendi. Büyük bir görevin yerine getirilmesinde kendi üzerine hissettiği küçüklüğün ve bayağılığın verdiği korkuyu fark etti. Büyük adam ne zaman ve neden küçük bir adam olduğunu biliyor. Küçük adam kendi küçüklüğünü bilmiyor ve bilinçli olmaktan korkuyor. Küçük adam güçlü ve büyük düşlerinin arkasındaki kendi küçük ve sığ anlayışını başka insanların gücünün ve büyüklüğünün arkasına gizliyor. Büyük savaş komutanlarından gurur duyuyor ama kendi kendinden gurur duymuyor. Kavradığı düşünceye hayran kalacağı yerde kavramadığı düşünceye hayran kalıyor. Kavramadığı şeylere daha çok inanıyor ve anlamını kolayca kavradığı düşüncelerin doğruluğuna inanmıyor. Kendindeki küçük insanla başlayacağım. "25 yıl boyunca sözlerimle ve kitaplarımla senin bu dünyadaki mutluluk hakkının savunucusu oldum. Paris ve Viyana sokak savaşlarında Birleşik Devletler'in kurtuluşu ile Rus devrimi ile büyük savaşımlar vererek fethettiklerini kendine ait olan ne varsa kendi eline almada yeteneksizliği senin yüzüne vurdum. Oysa ki Paris, Pétain ve Laval, Viyana, Hitler'le, Rusya, Stalin'le son buldu. Amerikan bağımsızlığı da bir KKK rejimi ile son bulabilir. Özgürlüğü kendin için ve başkaları için korumaktansa onu fethetmesini daha iyi bildin. Ben bunu uzun zamandan beridir biliyordum. Birinci çöküntüden henüz yeni çıkmışken kendini ikincinin içine yıkmış olmanı anlamadım. Ama yavaş yavaş el yordamıyla seni neyin tutsaklaştırdığını ortaya çıkarıyorum. Sen kendi kendine gardiyanlık yapmaktasın. Kendi tutsaksızlığın tek ve biricik sorumlusu sensin. Yalnız sen ve başka hiç kimse değil. Kim seni şaşırtıyor? Senin kurtarıcılar William'ın, Nicholas'ın, Papa Gregor'un, Morgan'ın, Krupp'un ya da Ford'un sorumlu olduğu sana anlatıyorlar. Senin kurtarıcılarına gelince onların adı Mussolini, Napolyon, Hitler ve Stalin'dir. Oysa ki ben sana tek kurtarıcın yine sensin diyorum. Burada duruyorum. Gerçeğin ve aralığın bir savaşçısı olmak istiyorum. Ve gör, işte senin üzerine gerçeği söylemeye hazırlandığım anda bile kararsızlık geçiriyorum. Çünkü senden ve senin gerçek karşındaki sındaki durumundan korkuyorum. Sana gerçeği söylemek benim hayatımı tehlikeye atmaktır. Gerçek esenlik getirir. Ama o bütün çete güruhları avıdır da.
Eğer böyle bir durum olmadıysa, sen onların arasında olmadığın ve başka bir adam olduğun içindir. Benim anlayışım bana diyor ki, ne pahasına olursa olsun gerçeği söyle. Küçük insan bana diyor ki, onun iyiliği için küçük insanın öfkesini üstüne çekmek aptallıktır. Küçük insan kendisiyle ilgili gerçeği öğrenmeye yönelmiyor. Kendi büyük sorumluluğunu kendi üzerine almak istemiyor. Küçük bir insan ya da aslında küçük olan büyük bir insan olarak kalmak istiyor. Eski savaşçıların başkanı ya da halkın moralini yükseltme birliği genel yazmanı adıyla politika önderlerinin safında yer alarak zenginleşmek istiyor. Yeme, içme, korunma, barınma, taşıma, eğitim, araştırma, yönetim ve benzeri gibi şeylerden ne yapıyorsa onun sorumluluğunu üzerine almak istemiyor. Küçük adam bana diyor ki, sen büyük bir adam oldun, Almanya'da, Avusturya'da, İskandinavya'da, İngiltere'de, Birleşik Devletler'de, Filistin'de ve başka ülkelerde seni tanıyorlar. Komünistler sana savaş açtılar. Kültürel değerin bekçileri senden nefret ediyorlar. Öğrencilerin ise sana olan sevginin tanıklığını yapıyorlar. Eski hastaların sana hayran oluyorlar. Vebalar senin peşindeler. Yaşamın yoksulluğu üzerine, küçük insanın yoksulluğu üzerine 12 kitap, 150 tane makale yazdım. Senin bulguların ve senin kuramlarının üniversitelerde ders olarak okutuluyor. Senin büyüklüğünü ve senin yalnızlığını paylaşan diğer büyük insanlar senin çok büyük bir insan olduğunu söylüyorlar. Sen bilimsel bulgular tarihindeki devlere eşit bir insansın. Son 10 yılların en büyük bulgularından birisini yaptın. Çünkü sen dirimsel kozmik enerjiyi ve hayatın işlevsel yasalarını buldun. Kanserin ne olduğunu bize açıkladın. Gerçeği bulup ortaya çıkardığın için seni bir ülkeden bir ülkeye sürgün ettiler. Artık dur. Çalışmalarının meyvesini topla ve ünlü olmanın tadını çıkar. Yeterince çalıştın. Artık rahatına bak ve hayatın işlevi üzerine yaptığın araştırmaları izle. İşte senin bana söylediklerin küçük insandan korkan küçük insan. Uzun zaman seninle ilişki durumdayım. Çünkü kendi deneyimlerim vasıtasıyla seni tanıdım ve sana yardım etmek istedim. Bu ilişkiyi sürdürdüm çünkü sana etkin bir biçimde yardım ettiğimi kavradım ve sen benim bu yardımımı çoğu zaman gözlerinden yaşlar akarak açığa vurdun. Yavaş yavaş yardımımı kabul ettiğini anladım ama kendini savunma gücünden yoksundun. Bunun savunmasını yaptım ve senin yerine sert davranışlara girdim. Sonra senin führerlerinin geldiler ve benim yapıtımı yıktılar. Ağzını açıp bir söz söylemedin ve onları izledin. Oysa ki ben senin führerinin ya da kurbanı olurken perişan olmadan sana nasıl yardım edeceğimi görmek için seninle olanı ilişkimi sürdürdüm. Bendeki küçük insan seni inandırmamı, seni korumamı istiyordu. Senin yüksek matematikle bir tuttuğun aynı saygın bakışla ve senin tarafından görülmek istiyordu. Çünkü sen bunun ne olduğunu konusunda en az bilgiye sahip değilsin. Az anlıyorsun ama hayran olmaya hazırsın. Hitler'i, Nietzsche'den, Napolyon'u, Pestalozzi'den daha iyi tanıyorsun. Senin için bir kral, Sigmund Freud'dan daha önemli bir kimsedir. Bendeki küçük insan, Führer'in kullandığı araçlar vasıtasıyla seni fethetmek istedi. Bendeki küçük insan ne zaman seni özgürlüğe doğru götürmek istediyse beni bir korku aldı. Bendeki seni ve sendeki beni, bende seni korkutan ve öldüren şeyi bulup ortaya çıkarma yeteneğine sahip olmalısın. İşte bu nedenden dolayı kim olursa olsun onun tutsağı olma özgürlüğün için artık ölmeye hazır değilim.
Kim olursa olsun, onun tutsağı olma özgürlüğü sözüyle ne demek istediğini anlamadığını biliyorum ve bunun güç bir sorun olduğunu kabul ediyorum. Artık bir tek efendinin, diyelim ki çarın değil de, kim olursa olsun onun tutsağı olmak için önce bireysel baskıdan kurtulmak gerekir. Oysa ki bir özgürlük ideali ve devrimci hareket olmaksızın bu adam öldürme politikası yerine getirilemez. Demek ki gerçekten büyük bir insanın, diyelim ki bu adam öldürme politikasını demek ki gerçekten büyük bir insanın, diyelim ki İsa, Marx, Lincoln ya da Lenin yönetimi altında özgürlüğün devrimci bir partisi kuruluyor. Gerçek büyük insan özgürlüğü çok ciddiye alır. Günlük yaşamda senin özgürlüğünü güvence altına almak için büyük adam bu koskoca yapıtı yalnız başına yerine getiremeyeceğine göre başkalarının yardımına gereksinme duyan küçük insanların içine girmek zorundadır. Öte yandan sen büyük adamı anlamadın ve eğer o küçük büyük adamların kendi çevresinde toplamasaydı sen ondan uzaklaşmıştın. Ama bu küçük büyük insanların sayesinde o senin için iktidarı ya da bir gerçeği ya da daha gerçek ve daha sahih bir inancı fethetti. O senin için kutsal kitaplar yazdı. Seni kurtarmak için yasalar hazırladı. Senin yardımını ve senin ciddiyetini önemsedi. Seni toplumun içindeki çamurdan çekip çıkarıyor. Büyük küçük insandan yana kalmak ve senin inancını güvence altına almak için gerçek büyük insan salt ruhsal yalnızlık içinde senden ve senin gürültücü varlığından uzak olarak koruduğu kendi büyüklüğünü şimdi seninle kurulacağı yakın ilişki için yavaş yavaş sana adamalıdır. Onun seni yönetmesi için senin onu erişilmez bir tanrı katına çıkardığını o kabul etmelidir. Eğer o aslında olduğu gibi basit bir insan olarak kalsaydı, evlilik belgesi göstermeden bir kadını sevseydi, sen ona güvenmeyecektin. Bu anlamda yeni efendini sen kendin yaratıyorsun. Yeni efendiyi bir topa tutarsanız kendi büyüklüğünü yitirecektir. Çünkü o büyüklüğünü içten davranmakla, basitliğiyle, gözü pekliğiyle ve hayatla etkin ilişkiler kurarak elde etmiştir. Küçük büyük adamlar kendi büyüklüklerini maliye, diplomatlık, yöneticilik, bilim ve sanatlar gibi en yüksek görevleri kendi tekerlerinde tutan sahih büyük adamlardan alıyorlar. Sen ise olduğun yerde çamur içinde kalıyorsun. Sen bunlara boş verip sosyalist bir gelecek ya da üçüncü rihi bekliyorsun. Duvarları tezeklerle kaplı kerpiç adamın içinde yaşamını sürdürürken sözde senin için yapılmış olan kültür sarayıyla övünüyorsun. Seni yalandan yönetmelerinden hoşlanıyorsun. Bu gelecek savaşı dediğin sürecek ve yeni efendiler düşecek. Bana uzak ülkelerdeki küçük adamlar senin kim olursa olsun onun tutsağı olma isteğini dikkatlice incelediler ve büyük çaba göstermeden büyük küçük insanın düşünürü olma yolunu öğrendiler. Bu büyük küçük insanlar da senin bulunduğun ortamdan çıktılar. Saraylarda ya da şatolarda büyümediler. Onlar da senin gibi acıktılar. Onlar da senin gibi acı çektiler. Efendilerin yerini alma sanatını çarçabuk öğrendiler. Senin özgürlüğünü güvence altına almanın, senin mutluluğun ve için kişisel özverilere katlanmanın, yaşam özverilerinin bile seni bir tutsak yapmak için çok pahalıya mal olduğunu anladılar. Özgürlük uğruna çalışan büyük insanların 100 yılda çalışarak, acı çekerek geliştirdikleri 5 yıl içinde yıkılabildi. Senin bulunduğun sıralardan gelen küçük insanlar süreci kısalttılar. Çünkü onlar büyük günlerin içindeki sert bir biçimde girdiler. Sana, senin hayatına, ailene,
senin aptal ve aşırı saygılı olduğunu ve ne istenirse sana yapabileceğini anlatmaktan sıkılmıyorlarsa bu daha iyi. Onlar sana kişisel özgürlük değil, ulusal özgürlük veriyorlar. İnsanın kişiliğine saygıyı değil, devlete saygıyı. Kişisel büyüklük için değil, ulusal büyüklük için sana söz veriyorlar. Kişisel özgürlük ve kişisel büyüklük senin için hiçbir şey demek değilken, ulusal özgürlük ve devletin çıkarları gibi sözler bir köpeğin önüne atılan kemik gibi senin ağzını sulandırıyor. Ve sen büyük bir çığlık atarak onları alkışlıyorsun. Bu küçük insanlardan hiçbiri İsa'nın, Bruno'nun, Karl Marx'ın ya da Lincoln gibi özgürlüğün bedelini ödemiyorlar. Onlar seni sevmiyorlar ve seni aşağılıyorlar. Çünkü sen kendi kendini aşağılıyorsun küçük adam. Onlar seni bir Rockefeller'dan ya da Tory'lerden daha iyi tanıyorlar. Senin bilmen ve tanıman gereken en zayıf yanlarını onlar biliyorlar. Onlar seni bir simgeye kurban ettiler. Sen de onlara senin üzerinde egemenlik kurbanları için iktidar veriyorsun. Efendilerin maskelerini düşürmelerine karşın ya da düşürdükleri için sen onları yükseklere taşıdın ve onları besledin. Onlar bunu sana bin kez söylediler. Sen sorumluluktan uzak, aşağı bir yaratıksın ve öylece kalacaksın. Ve sen onlara koruyucular, yeni kurtarıcılar adını vermişsin. Hey, hail ve Mira, Mira diye uluyarak bağırıyorsun. İşte bu nedenden dolayı senden korkuyorum küçük adam. Bu öldürücü bir korku. Çünkü insanlığın alın yazısını sen canlandırıyorsun. Korkuyorum çünkü kendinden kaçtığın kadar hiçbir şeyden kaçmıyorsun. Sen hastasın küçük adam. Hem de çok hasta. Bu senin hatan değil. Ama bu kötülükten kurtulmak da sana düşüyor. Eğer sana zulmedenleri hoş görmeseydin ve kimi zamanda onların yaptığı baskılara etkin bir biçimde katılmasaydın, şimdi çoktan beridir bu seni ezenlerden kurtulmuştun. Eğer senin günlük yaşamında kendine karşı bir saygı kıvılcımı olsaydı, sen olmadan yaşamın bir tek gün bile sürmeyeceğine içten inansaydın, dünyada hiçbir polisin gücü seni ezmeye yetmezdi. Peki, senin kurtarıcın bunu sana söyledi mi? Hayır. O sana dünya proletaryatları adını verdi. Ama senin kendi hayatından, vatanının onurundan değil. Tek sorumlunun yine kendin olduğunu söylemedi. Peki, senin kurtarıcın bunu sana söyledi mi? Hayır. O sana dünya proleteri adını verdi. Ama senin kendi hayatından, vatanın onurundan değil, tek sorumlunun yine kendin olduğunu söylemedi. Kendi küçük insanlarını, kendi zulümcülerinin yaptığını, büyüklüğünü göstermiş insanlara eziyet ettiğini, onları haça gerdiğini, öldürdüğünü, aç bıraktığını, onların kişisel düşüncelerinden hiç bir tanesini onaylamadığını, senin için katlandıkları acıları kendi yaşamında gerçekleştirmen gereken hiçbir düşünceye sahip olmadığını anlaman gerekir. Senin verdiğin karşılık şu: sana inanmadan önce
senin hayat felsefeni bilmek ister mi? Oysa ki eğer ben sana hayat felsefemi açıklamış olsaydım, sen hemen başsavcıya koşacaktın. Anti-Amerikan Çalışmalar Komisyonu'nu, FBI'yı, GUPE'yi, Yellow Press'i, Ku Klux Klan'ı, dünya protestolarının önderlerini harekete geçirecektin. Ya da işin basitinden daha geniş, ben ne kızılım, ne karayım, ne beyazım, ne de sarı. Ben ne Hristiyanım, ne Yahudiyim, ne Müslüman, ne Mormon, ne poligam, ne eşcinsel, ne anarşist, ne de boksör. Evlilik belgesine sahip olduğum ya da cinsel doyumsuzluktan kıvrandığım için değil, karımı sevdiğim ve onu arzuladığım için onu öpüyorum. Ben çocukları dövmem, ava gitmem, geyikleri ve tavşanları öldürmem. Bununla birlikte seçkin bir nişancıyımdır ve hep 12'den vururum. Bir iç oynamasını bilmem. Kendi kuramlarımı tanıtmak için törenler hazırlamam. Eğer benim öğretilerim doğru ise onların kendi kendilerine yayılırlar. Bu mesleği benden daha iyi bilseler de kendi yapıtlarımı devlet hizmetinde olan rastgele doktorların yargısına bırakmam. Kendi bulgularım ve ondan çıkan sonuçlar üzerine ben tek başıma karar veririm. Akla uygun bütün yasalara karşı saygı gösteriyorum. Ama eskimiş ya da saçma olan yasalara karşı da savaşıyorum. Benim için hemen başlangıcıya koşma küçük insan. Eğer o da namuslu insansa aynı şeyi yapar. Ben istiyorum ki çocuklar ve gençler mutluluğu, bedensel aşkı tanımlayabilsinler. Hiçbir tehlikeyle karşılaşmadan onun tadına varsınlar. Sözüm tam ve gerçek anlamıyla söylendiğinde dindar olmanın cinsel hayatı yıkacağı, bedensel ruhsal çöküntüye yol açacağını düşünmüyorum. Kendi kavramlarına tam olarak uymayan bir biçim altında gerçekten var olan Tanrı diye neye dediğini biliyorum. Evrendeki ilk kozmik enerji, kendi bedenindeki aşk, kendindeki ve çevrendeki doğanın iyiliği ve anlamı. Benim yetişkinler ve çocuklar üzerine yaptığım tıbbi ya da pedagojik araştırmaları engellemek amacıyla düzenbazlıkla evime giren kim olursa olsun ben onu kapı dışarı ederim. Herhangi bir duruşmada ona açık ve çok basit sorular sorarım. Şaşkınlığa düşmeden o bu sorulara karşılık veremeyecektir. Benim kişisel bir düşüncelerim var. Yalanı gerçekten ayırmasını biliyorum ve bunu her gün silah yerine kullanıyorum. Kullandığım bu silahın her zaman bakımını yapıyorum. Senden çok korkuyorum küçük insan. Senden her zaman böyle korkmuyordum. Çünkü milyonlarca diğer küçük insanlar arasında ben de küçük bir insandım. Sonra bir bilgin ve bir psikiyatrist oldum. Senin nasıl hasta olduğunu ve bu hastalığın senin için nedenli, tehlikeli olduğunu anladım. Senin bu korkulu hastalığının sana karşı hiçbir dış baskısı olmasa bile günün her saatinde seni baskı altına alan dışsal bir güç olmadığını öğrenmiş bulunuyorum. Eğer kendi iç hayatını sağlıklı bir biçimde canlandırmış olsaydın, üzerindeki bu tiranlardan çoktan beridir kurtulmuş olurdun. Onlar toplumun üst tabakalarına henüz yeni ulaşmışlarken sana zulmeden bu kimseler kendi gereksinimlerini senin düzeyindeki insanlardan gideriyorlar. Onlar senden bile daha küçükler, küçük adam. Çünkü seni daha iyi sömürmek ve daha iyi baskı altına almak için senin yoksulluğunu iyice tanımak ve daha sonra da ondan yararlanmak gerekiyor. Bunu yapabilmek için alçakça bir niteliğe sahip olmak gerekir. Gerçek büyük insanı tanımana yardım etmesi gereken şeye sen sahip değilsin. Onun var olma biçimini, acılarını, isteklerini, senin için verdiği kavgalara bilmiyorsun. Erkeklerin ve kadınların seni baskı altına almak için ve seni sömürmek için değil, özgür, sahih
ve namuslu insan olasın diye acı çektirdiklerini ve kavga verdiklerini anlamıyorsun. Sen bu erkekleri ve kadınları sevmiyorsun. Çünkü onlar senin varlığına yabancılar. Onlar basit ve açık yürekli insanlar. Senin için güncel alışkanlıklar neyse onlar için de gerçek o. Senin içindekileri okuyorlar ama bu seninle alay etmek için değil. Hayır, insanların alınması onları buna zorluyor. Kendini kırgın bir insan olarak hissediyorsun ve gelecek tehlikeyi önceden görüyorsun. Diğer küçük insanlar bu büyük insanların büyük insanlar olduğunu söyledikleri zaman sen de onları alkışlıyorsun. Sen büyük insanlardan, onların yaşamla olan içli dışlığından, yaşamaya karşı olan sevgilerinden korkuyorsun. Büyük insan seni canlı bir hayvan, yaşayan bir varlık olarak yalnızca seviyor. Binlerce yıl acı çektiğin gibi artık acı çekmediğini görmek, binlerce yıl saçmaladığın gibi artık saçmalamadığını işitmemek için onun en iyi dileğidir. Artık o senin bir yük hayvanı olmaktan çıkmanı istiyor. Çünkü o yaşamı seviyor. Senin acılarının son bulmasını, içinde bulunduğun rezilce durumdan kurtulmanı istiyor. Sen kendi elinle gerçek büyük insanları seni aşağılamaya yetiyorsun. Sen ve senin bayalıkların onları derinden yaraladığı zaman sana karşı sakıncalı davranıyorlar ve senden kaçıyorlar. Ve işin en kötüsü senden sızlanmaya başlıyorlar. Küçük adam, eğer sen bir rastlantı sonucu bir psikiyatrist olsaydın söz gelimi Lombroso gibi bütün büyük insanları cani, istediği gibi cinayet işleyememiş yarı cani ya da büyüklük hastası yapar çıkardın. Büyük adamla senin arandaki ayrım şuradan geliyor. O yaşamın en büyük amacının para peşinde koşmak olmadığını biliyor. Kızlarını toplumun yüksek katından gelme insanlarla evlendirmek, politikada ilerlemek ya da üniversitedeki ünvanları elde etmek istemiyor. Çünkü o senin gibi değil. Sen ona dahi ya da kaçık sıfatını veriyorsun. Ama o kendi hesabına bir dahi olmadığını, yalnızca canlı bir varlık olduğunu kabul etmeye hazırdır. Çünkü o gevezelik yapılan toplantılara gitmek yerine kendini inceleme yapmaya, düşünmeye, laboratuvardaki çalışmalarına vermeyi yeğ tuttuğu için sen onun pek toplumsal olmayan bir insan gözünde görüyorsun. Çünkü o senin gibi yapıp hisse senetleri almak yerine paralarını bilimsel araştırmalara harcadığı için sen ona deli diyorsun. Sınırsız soysuzlaşman seni kör etmiş küçük adam. Açık yürekli ve basit, anormal bir insan dedirtmişsin kendine. Çünkü homo normalis için kendini normal insanın ilkel tipi olarak alıyorsun. Kendi sefil ölçülerini ona ölçüt olarak uyguluyorsun. Ve sonra da büyük adamın yoldan saptığı sonucuna çıkarıyorsun. Kendi sefil ölçülerini ona ölçüt olarak uyguluyorsun. Ve sonra da büyük adamın yoldan saptığı sonucunu çıkarıyorsun. Onu kendi elinle kovduğunun farkında bile değilsin küçük adam. İster kahve olsun, ister saray, senin solumuna elverişsiz saydığın bütün kalabalık yerlerin o sevgisi ve iyiliğiyle dolu. 10 yıllar boyunca acı çektirdikten sonra onu böyle yapan kimdir? Sen, senin hafifliğin, senin dar kafalılığın, senin yanlış düşüncelerin ve toplumsal evrime 10 yıl dayanmayan senin sarsılmaz gerçeklerin, 1. ve 2. Dünya Savaşı arasındaki birkaç yıl boyunca doğru olduğuna inandığın şeyleri bir kez gözlerinin önüne getir.
Yanlış olduklarını öğrendikten sonra onların kaç tanesinden vazgeçtiğini içtenlikle söyle. Hiçbirinden küçük adam. Asla hiçbirinden. Gerçek büyük insanlar kendi düşüncelerini temkinli bir biçimde formüleştirirler. Ama büyük bir düşün yakaladıkları zaman onu uzağa görerek kullanırlar. Ama küçük adam sen, geçici ve sığ düşüncelere, büyük adam ise doğru ve uzak görüşlü düşüncelere sahipken sen ona bir parya gibi davranıyorsun. Sen onu bir parya yerine koyarken onu yalnızlığa itmiş oluyorsun. Bu durumda büyük yapıtların doğduğu verimli bir yalnızlık içine değil, yanlış anlaşılmaktan korkan ve senin tarafından kötü davranılan bir insanın yazdığı yalnızlığı içine itiyorsun. Çünkü halk olan, kamu düşüncesini ve toplumsal bilinci oluşturan sensin. Ama öyle hareket ederken küçük adam, büyük bir sorumluluk altına girdiğini hiç düşündün mü? Namusluca söyle, sürekli toplumsal olaylar üzerine, doğa üzerine, insanlığın gerçekleştirdiği büyük olaylar üzerine kurulu incelemeler karşısında senin düşüncelerinin ayakta kaldığını, tutunabildiğini, büyük bir insanın görüşüne uyup uymadığını hiç kendi kendine sordun mu? Hayır, kendi düşüncelerinin gerçekten bir temele dayanıp dayanmadığını öğrenmek için hiçbir zaman soru sormadın. Kendi komşunun verdiği öğütleri dinlemeyi yeğledin ya da dürüstlüğünün para edip etmeyeceğini sordun. İşte küçük adam, sen hep bu tip sorular soruyorsun. Büyük adamı yalnızlık içine ittiğin sürgüne gönderdikten sonra ona karşı yaptığın kötülüğü de unuttun. Durmadan ona karşı aptalca şeyler söyledin. Küçük bayağılıklar yaptın ve darbeler indirdin. Sonra da her şeyi unuttun.